Bir ömürde kaç insan kurtarılır? Peki bir rahibe ateist olabilir mi? Kim o da bu hafta? İnsanlığa adanmış bir ömür. Rahibe Teresa. Arnavut bir Katolik olan Agnes Gonca Boyacı 26 Ağustos 1910 yılında Üsküp'te doğdu. Annesi prizdenli Katolik bir Arnavut, 7 yaşındayken ölen babası ise bir ulahtı. 17 yaşındayken Katolik bir misyoner rahibe olarak görevlendirildiğini ileten ilahi bir mesaj aldığını iddia eden Agnes Gonca Boyacı 18 yaşında rahibe olmaya karar verdi. Hindistan'daki misyoner çalışmalarıyla ünlenen Loretta hemşirelerine katıldı ve Teresa ismini aldı. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti olan Kalküta'da lise öğretmenliği ve yöneticiliği yaptı. Bu dönemde vereme yakalandı ve Darjeeling'e gönderildi. Darjeeling treninde yoksullarla yaşayıp çalışmasını emreden ikinci ilahi mesajı aldığını iddia etti. Bu sebeple yoksul ailelerin çocuklarına ders verip hastaların evlerine giderek tedavilerine yardımcı olmaya başladı. 1950 yılında Vatikan'dan izin alarak 12 kişiyle kurduğu hayırsever misyonerler cemaati zaman içinde dünyanın 450 noktasında 4000 rahibinin hizmet verdiği bir topluluk haline geldi. Rahibe Teresa, dünya barışına katkısı gerekçesiyle Papa 23. John Barış Ödülünü, 1979 Nobel Barış Ödülünü ve ABD'nin en önemli sivil ödülü olan Özgürlük Madalyası'nı aldı. 1996 yılının Kasım ayında onursal ABD vatandaşı oldu. 5 Eylül 1997'de sadece kendi elleriyle 1000 kişiyi kurtardığı Kalküta'da vefat eden Rahibe Teresa, ölümünden sonra 2003 yılında Vatikan tarafından kutsandı ve azize ilan edildi. Ölmeden önce 40 yıl boyunca üstlerine ve papazlara gönderdiği mektupları Rahip Brian tarafından kitaplaştırıldı. Bu mektuplarda gizli kalmış çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bu gerçek 1949 yılından ölümüne kadar Rahibe Teresa'nın ruhunda büyük boşluklar olduğu ve inancının sarsıldığıydı. Öyle ki 1979 yılında yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Hazreti İsa sizin için çok büyük bir aşk anlamına geliyor. Benim içinse sessizlik ve boşluk. Bakıyor ama göremiyorum. Dinliyor ama duyamıyorum. Dua ederken dilim hareket ediyor ama konuşamıyorum." Mektuplarında genellikle inancıyla ilgili kaygılarını ve Tanrı ile cennetin varlığına ilişkin şüphelerini dile getirdi. Bu sorgulamanın başlangıcı ise Hindistan'ın Kalküta kentindeki yoksul ve ölmekte olan çocuklarla ilgilenmeye başladığı sürece denk gelir. Teresa, ikiyüzlülük olarak adlandırdığı ve hissettikleriyle yansıttıklarının arasındaki çelişkiden kaynaklanan bu durumun farkındaydı. Ve belki de bunun için ölümünden sonra "mektuplarımın hepsini imha edin" vasiyetinde bulunmuştu. Mektupları yayınlayan Peder Bryan, mektuplardaki sözler için rahibenin yaşadığı ruhsal işkenceyi gösteriyor. Acı çekmesi onu daha da kahramanlaştırıyor, Tanrı'ya daha da yaklaştırıyor. Dese de dünya medyasında durum farklı algılandı ve Teresa'nın ateist olduğuna dair haberler yayıldı. Her ne kadar medyada inancıyla ilgili yorumlar yapılsa da Rahibe Teresa ismini dünyaya öğreten inancı değil, doğrudan ya da dolaylı olarak yardım ettiği insanlar ve yoksullardı.